uzak bir yerden geldi. Mini Mani yeni şeyler görmeye. Her an, her gün kucak açar hayat bize. Gelin, yaşayın içimizde neşeyle. Yarı final. Şimdi olmaz Yumak. Yarı finale az kaldı. Çalışmalıyım. Çok çalışmalıyım. Abla! Abla! Abla, birlikte kule yapalım mı? Şimdi olmaz Mutlu. Yarı finale az kaldı. Çalışmam lazım. Peki, öyle olsun. Hop. Neşe, hava çok güzel. Hop. Bahçede piknik yapalım mı? Şimdi olmaz Zuzu. Yarı finale çok az kaldı, biliyorsun. Peki Neşe. Zuzu, ne olur bana alınma. Yarı finalden sonra en güzel pikniği yapacağız. Söz. Hop. Kızım yavaş. Çok heyecanlıyım baba. Bugün okulda yarı final için antrenmanım var. Bu maçı mutlaka almalıyım. Çok iyi gidiyorsun kızım. Seninle gurur duyuyorum. Abla, yarı finalin bitince birlikte kule yapabileceğiz değil mi? Tabii yaparız Mutlu. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun kızım. Unutuyordum. Bir süre bu madalyonu kullanmayacağım. Mini ile Mani'nin de haberi var. Yarı final bitene kadar şapalat defterini kapattım. İyi yapmışsın kızım. Abla, beni de bekle. Okula beraber gidelim. Tamam Mutlu, kapıdayım. Yumak, sen benimle okula gelemezsin. Burada kal, olur mu? Ne oluyor Yumak? Neden bu kadar huysuzlandın? Abla, bensiz gitmiş. 2 dakika bekleyemedi beni. Senin neyin var Yumak? Ablam tenis maçları yüzünden seninle de oynamıyor değil mi? Mani, dünyaya 2 şapalat iniş yapmış. Sonra da gezegenlerine doğru yola çıkmışlar. Çok ilginç. Şapalatlar genelde böyle davranmaz. Acaba dünyaya neden gittiler? Neşe'yi aradın mı? Aradım ama ulaşamadım. Biliyorsun, son zamanlarda tenis maçlarından başka bir şeyle ilgilenemiyor. Bence dünyaya gidip her şey yolunda mı diye kontrol etmeliyiz. Haklısın Mani. Hadi dünyaya gidelim. Neşe bugün okula gelmedi sanırım. Antrenmanı onsuz yapacağız o halde. Neşe okula neden gelmedi? Hasta mı yoksa? Hayır Zuzu abla. Ben onu okulda sanıyordum. Hemen eve gidip annemlere haber vermeliyiz. Acaba yokluğumu anlamışlar mıdır? Belki de benim antrenman yaptığımı sanıyorlardır. Madalyonu da evde bıraktım. Ne yapacağım ben şimdi?
Ah yumak. Bugün tüm gün burada durup havladın. Kitaba konsantre olamıyorum sen böyle yapınca. Anne! Anne! Ne oldu Mutlu? Neşe yok. Bugün antrenmanı vardı ama Neşe gelmedi. Çok ilginç. Neşe antrenmanını asla ama asla kaçırmazdı. Ah, acaba yine şapalatlar mı bir şey yaptı? Öyle bir şey olsa Mini ile Mani mutlaka Neşe'yi uyarırdı. Öyle değil mi? Neşe madalyonunu yanına almadı ki bugün. Mini ve Mani ona ulaşamaz. Bu madalyon nasıl çalışıyor acaba? Ver bir bakayım hayatım. Açma düğmesi var mı acaba bir yerlerde? Baba kıracaksın. Bana ver. Bir de ben bakayım. Merhaba. Mini ile Mani buraya getirdim. O madalyon sadece Neşe'nin boynunda çalışır Mutlu. Merhaba çocuklar. Neşe sizinle mi? Hayır. Burada yok mu? Sabahtan beri yok. Şapalatların neden dünyaya gelip gittiği belli oldu. Nedenmiş? Neşe'yi almak içinmiş. Olamaz. Hiç boşuna heveslenme senin küçük şapalat. Dünyayı asla ele geçiremeyeceksin. Asla. Sen gülmeye devam et bakalım. Olacak. İşte oldu. Gel bakalım buraya. İki tane düğme varmış. Acaba hangisi? Kırmızıyı deneyeyim. Yok, olmadı. Demek ki maviymiş. Başardım. Gelin bakalım. Ben de biraz antrenman yapmak istiyordum. Hop. Bu gemi niye bu kadar yavaş gidiyor? Bir türlü varamadık. Gemi yavaş değil Mutlu. Şapalat gezegeni biraz uzak. Daha hızlı gidemez miyiz peki? Gideriz tabii ama bu siz dünyalılar için sarsıcı olabilir. Neşe'nin bize ihtiyacı var. Çabuk olmalıyız. Bence gemiyi turbo hızına çıkarabiliriz. Sıkı tutunun öyleyse. Fena oldum. Çok sarsıcıymış gerçekten. Neşe'yi bulmalıyız hemen. Bu tarafta bir hareketlilik var. Hemen gidip bakalım. Ha! Gel bakalım. Abla? Neşe! Dikkat et! Pap, pap, pap. Abla, madalyonun. Yakaladım. Tak madalyonu boynuna, renkler dolsun dünyana. Pembe gezegenin gücüyle tüm parıltılar seninle. Seni koca şapalat seni. Gel bakalım buraya. Dayan Neşe.
Olmuyor. Çok güçlü. Bir fikrim var. İşte bu kadar. Hadi artık eve dönelim. Birlikte bahçede güzel bir piknik ve kule yapalım. Peki ya antrenmanın? Yarın maçın var, unuttun mu? Yeterince çalıştım. Hem sizi çok özledim. Sevdiklerimi daha fazla ertelemek istemiyorum. Canım ablam benim. Çok az kaldı. Bu seti de alırsa kazanacak. Ha! Hop! Ha! Hop! Ve sayı Neşe'ye gidiyor. Böylece Neşe iki seti de üst üste alarak yarı finalin kazananı oluyor. Ablam kazandı. Canım kızım benim. Dur Lumak. Bu gezegende hiçbir şey yok Mini. Ama yine de araştırmak zorundayız. Bu bizim final ödevimiz. Haklısın Mini. Hem böylece ödevimiz kolayca bitecek. Bu da ne? Eski bir kaya olmalı. Bana pek kaya gibi gelmedi. Ahşap bir kutu. Bir şapka. Bence bu gezegende henüz göremediğimiz gizli bir şeyler var. Evet, araştırmaya devam etmeliyiz. Bu şapka Neşe'ye çok yakışır, öyle değil mi? Olmaz Mani, şapkayı incelemeliyiz. Buraya nasıl gelmiş? Nasıl üretilmiş? Mini, yapma ne olur. Sadece bir şapka. Bizim gibi araştırmaya gelen pembe gezegenli biri bile bırakmış olabilir. Peki öyle olsun. Tak madalyonu boynuna, renkler dolsun dünyana. Pembe gezegenin gücüyle tüm parıltılar seninle. Merak etme Yumak. Zuzu'ya verdiğimiz sözü unutmadım. Ama biraz madalyonla çalışmak ve ona iyice alışmak istiyorum. Şimdi gelirim. Işın gücü! Hakim olması çok zor. Heh, işte bu. Seviyesi ayarlanabiliyor demek ki. Acaba bu iki tuşa aynı anda basarsam ne olur? Sanırım bu bir hataydı. Abla! Yumak, ablam nerede? Demek yine madalyonla gökyüzüne gitti. Ama Zuzu bizi bekliyor. Unuttu mu yoksa? Abla! Durman lazım! Olamaz! Bu da nereden çıktı? Mini ile Mani'ymiş. Kullanım kılavuzuna bakmadan yeni şeyler denememelisin Neşe. Haklısın Mini. Bundan sonra yanımdan hiç ayırmayacağım bu küçük kitapçığı. Neşe, baksana ne getirdik. Aa, bir şapka. Son araştırma yaptığımız gezegende bulduk. Sana çok yakışır diye düşündük. Çok güzel değil mi? İlginç görünüyor. Teşekkür ederim arkadaşlar.
Benim şimdi gitmem gerekiyor. Bugün Zuzu'ya sözüm var. Görüşürüz Neşe. Zuzu'ya giderken şapkanı takmayı unutma, olur mu? Merak etme Mani, unutmam. Bizi de ara. Şapka nasıl duracak merak ediyorum. Mutlaka arayacağım. Görüşürüz. Abla! Abla! Geldim. Nerede kaldın abla? Geç kalacağız. Zuzu bizi bekliyor. Hemen hazırlanıp geliyorum Mutlu. Merak etme. Tam zamanında orada olacağız. Ama bu şapka biraz derin. Acaba takmasam mı? Abla! Tamam, geldim. Çuf 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 çuf. Haydi çatlak patlak oynayalım. Oo, çatlak patlak yüz yuvarlak. Çok seviyorum ben bu oyunu. El ele tutuşalım. Neşe, şapkayı neden kafana takmıyorsun? Haklısın Zuzu. Mini ile Mani'yi de arayalım mı? Şapka onların hediyesi. Nasıl durduğunu merak ediyorlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Şapkayı da istediğiniz gibi yanımda getirdim. Takarken görmeniz için de sizi aradım. Bakın bakalım yakışmış mı? Evet. Abla, neler oluyor orada? Madalyon niye yere düştü? Ablam yok. Bir anda kayboldu. Nasıl olur? Şapkayı takar takmaz kayboldu. Ah, o şapkada gizli bir şeyler olduğunu biliyordum. Neredeyim ben? Nasıl geldim buraya? Kimse yok mu? İmdat! Madalyonum da yok. Ben ne yapacağım şimdi? Her şey bu esrarengiz şapka yüzünden oldu. Onu takınca beni buraya getirdi. Belki bir daha takarsam geri dönerim. Ne oluyor böyle? Aa, toprak kayıyor. Çok ilginç bir yer burası. Kaktüsler hareket ediyor. Dünyada böyle bir yer olduğunu sanmıyorum. Başka bir gezegende olmalıyım. Ne yapacağım ben şimdi? Dünyada değil, ayda değil, pembe gezegende değil. Hiçbir yerde yok. Bence bizim esrarengiz gezegene gidip yeniden bakmalıyız. Şapkayı orada bulduk çünkü. Haklısın Mini. Gözden kaçırdığımız bir şeyler olmalı. Buradan çıkacağım. Hadi, az kaldı. Şapkayı almalıyım. Aldım. Sizi gidi kaktüsler sizi. Üzgünüm ama gitmek zorundayım. Çok iyi gidiyorum. Dünyaya yaklaştım. Ah, ayda bir hareketlilik var. Neşe mi yoksa? Evet Neşe. Onu bulduk. Ha, olamaz. Yine kayboldu. Ah, olamaz. Neredeyim ben böyle? Dünyada olmadığım kesin. Hey, bu benim şapkam. Geri verir misin lütfen? Dur. Hop. Demek benimle oyun oynamaya kararlısın. Üzgünüm çiçek. Bu şapka benim. Nerede hala çiçek varsa hep oraya gidiyorum. Şeker ağaçlarının olduğu pembe gezegene gitseydik bari.
Bu nasıl olur? Tam olarak istediğim yere geldim. Şapkanın özelliği buymuş demek ki. Neşe pembe gezegende. Demek ki şapka onu pembe gezegene götürdü bu defa. Hemen pembe gezegene dönelim Mani. Neşe orada bizi bekler mutlaka. Yeniden kayboldu. Ama nasıl olur? Bir dakika, bir dakika. Şimdi de Mars'ta. Aa, yine kayboldu. Hah, buldum. Jüpiter'de. Tüm gezegenleri sırayla geziyor. Belki de şapka onu ele geçirdi ve bırakmıyor. Onu gezegenden gezegene sürüklüyor. Neşe'ye bir an önce ulaşmalıyız. Satürn'de. Uranüs'e geçti şimdi. Kayboldu yine. Oh, kim bilir nerede belirecek şimdi. Neşe! Bu şapka bir harika. Çok özür dilerim Neşe. Şapkayı incelemeden, denemeden sana vermemeliydim. Her yerde seni aradık. Çok korktuk. Başta ben de korkmuştum. Ama şimdi buradayım. Şapkayı istersen geri alabilirim Neşe. Bu çok tehlikeli bir şapka. Arkadaşlar sakin olun. Şapkayı çözdüm. Nasıl oluyor bilmiyorum ama şapkayı takınca gitmek istediğim yere gidiyorum. Tahmin ettiğim gibi. Şapkayı bulduğumuz gezegende gizli bir şeyler var. Öyle sıradan bir gezegen değilmiş. Çok gelişmiş bir uygarlık yaşamış olmalı. Işınlanmayı bile bulmuşlar. Hem de bir şapkayla. Sizlere iyi keşifler arkadaşlar. Ben dünyaya dönüyorum. Şapka? Daha önce hiç bu kadar güzel bir şapkam olmamıştı Mani. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Üzülme Mutlu. Ablan gelir birazdan. Mini ile Mani onu mutlaka bulur. Ne oluyor Yumak? Abla! Nerelerdeydi? Merak etmeyin, döndüm işte. Küçük bir gezintiye çıktım sadece. Akıllı kızım benim. Teknolojiyle, bilimle ilgilenmen beni çok mutlu ediyor. Teşekkür ederim babacığım. Pembe gezegende teknolojiye ve bilime çok önem veriyorlar. Sürekli yeni icatlar yapıyorlar. Oo, çok önemli bir konu. Bizim gezegenimiz için de öyle. Haklısın baba. Biz de sürekli araştırıp yeni cihazlar icat ediyoruz. Ama ben farklı bir şey yapmak istiyorum. Değişik bir şey. Pembe gezegendeki teknolojiler gibi. Abla! Efendim Mutlu? Abla, hadi dışarı çık da oynayalım. Şimdi gelemem Mutlu. Çok önemli işlerim var. Neymiş o işler? Yeni bir icat yapıyorum. Bir buzmatik. İstediğim yeri buza çevirecek. Harika! Mutlu! Yumak, aferin sana. Ben göreve hazırım. Görev mi? Sana yeni icadın için yardımcı olacağım abla. Deney tüpleri, cihazlar, vidalar, bunlar tam bana göre. Madem öyle, hadi gel sen de. Mini, şuraya bak. Dünyaya iki şapalat gelmiş. Neredeler peki? Tam olarak Neşelerin bahçesinde. Neşe'ye haber vermeliyiz. Yumak, dur şimdi. Çok önemli bir iş yapıyoruz. Bence dışarı çıkmak istiyor abla. Bu defa olacak abla. Umarım öyle olur Mutlu.
Çok komik görünüyorsun abla. Sen de. Kaç saattir arıyorum. Neşe bir türlü yanıt vermiyor. Bir an önce dünyaya gitmeliyiz. Haklısın Mini. Neşe'yi de aramaya devam edelim. Sonunda test etme zamanı geldi. Hemen deneyelim abla. Hadi bas düğmesine. Bas. Aa. Yumak, senin ne işin var orada? Seni gidip haylaz yumak seni. Nasıl çıktın oraya? Merak etme yumak. Alacağım şimdi seni oradan. Hadi şimdi kucağıma gel. Dikkatli ol abla. İşte indik. Şimdi olmaz yumak. Buzmatik sonunda hazır. Onu deneyeceğiz. Hadi abla çalıştır artık. Aa, çalışmıyor. Tekrar dene o zaman. Kontrol edemiyorum. Abla, başardın. Sonunda çalış. Mutlu, kardeşim. Ne yaptım ben? Ne yapacağım şimdi? Çok yanlış bir şey icat etmişim. Mutlu, canım kardeşim. Mini, Mani, çok kötü bir şey oldu. Oo, demek çok geç kaldık. Neşe, hemen madalyonu kullanmalı ve şapalatları kontrol altına almalısın. Şapalat mı? Ne şapalatı? Ben ondan bahsetmiyordum ki. Ha? Siz ne zaman geldiniz? Tak madalyonu boynuna, renkler dolsun dünyana. Pembe gezegenin gücüyle tüm parıltılar seninle. Gelin bakalım buraya. Işık gücü. Benden kaçamayacaksınız. Of, yakalayamıyorum. Neşe, dünyaya doğru yola çıktık. Biraz daha dayan. Onları yakalayamıyorum. Çok hareketliler. Sabitleyici kullan Neşe. Yani ışın gücünü hedefine kilitlemelisin. Böylece kaçsa da yakalarsın onları. Tamam Mani. Tekrar deneyeceğim. Şimdi yakalayacağım seni. Gel bakalım buraya. İşte bu kadar. Sıra sende. Şimdi küçülün bakalım. Neden hala küçülmediler? Şimdiye kadar çoktan küçülmüş olmalılardı. Ama bu nasıl olur? Arkadaşlar, başım büyük dertte. Neler oluyor Neşe? Madalyonun ışın gücü şapalıyor.
direnç kazanıyorlar. Yani pembe gezegen ışınına alışıyorlar. Bu yüzden onları artık etki etmiyor. Peki ben şimdi ne yapacağım? Onları oyala Neşe, neredeyse geldik. Kardeşimden uzak dur. Al bakalım. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Işın gücünü artırarak yeniden deneyeceğim. Belki bu defa olur. Işın gücü. Gel buraya. Şimdi küçülme zamanı. Ama bu nasıl olur? Bir ağaç çapalatı pembe gezegen ışınıyla beslenemez ki. Hayır, dur! Sakın evimize zarar verme. Buna izin veremem. Buzma değil, bir şey yarıyor. Hey! Hava şapalatı. Buzma teamle tanışmak ister misin? Bu seni durduracak. Neler oldu burada böyle? Burası çok soğuk. Şapalatları buzla yakalamışsın. Ama nasıl olur? Madalyonda böyle bir özellik yok ki. Buzmatik, bu benim icadım. Yani Mutlu'yla bizim icadımız. Mutlu? Tabii üzerinde biraz daha çalışmamız gerekiyor. Mutlu'yu kurtarabilir misiniz? Merak etme Neşe. Ben şimdi hallederim. Çalışıyor abla. Sonunda başardık. Tebrik ederim Mutlu. Neşe ile birlikte çok güzel bir icat yapmışsınız. Sayenizde şapalatlar yakalandı. Neler olmuş burada böyle? Şapalatları kilitli fanusa koydum. Umarım bir daha kaçamazlar. Merak etmeyin. Eğer kaçarlarsa onları süper icadımız Buzmatik'le yakalarız. Madalyonun özelliklerini yükseltiyorum Neşe. Böylece bir daha böyle bir sorun yaşamayacaksın. Teşekkür ederim Mini. Kim korkar şapalatlardan? Hepsini yakalarım ben. Hepsini. Şapalatlar da yok. Yumak, merak etme. Öyle bütün gün burada sallanmayacağım. Birazdan kalkarım. Ama şimdi değil. Hayır, şimdi bakmayacağım. Biraz daha dinleneceğim. Şapalatı dünyayı keşfetmiş ve kutuplara gitmiş. Kutuplardaki tüm buzları yiyor. Yedikçe de büyüyor. Hayır. Nasıl olur? Dünyanın başı zaten küresel ısınmayla dertte. Bir de buz şapalatına dayanamayız. Hemen bir şeyler yapmalıyız. Haberi alır almaz dünyaya doğru yola çıktık. Birazdan orada oluruz. Seni de alıp hep birlikte kutuplara geçeriz. Hayır hayır. Buraya gelerek vakit kaybetmenize gerek yok. Benim esrarengiz bir şapkam var. Unuttunuz mu? Ben doğrudan kutuplara gidebilirim.
Sizinle orada buluşuruz. Olur Neşe. Çok dikkatli ol Neşe. Buz şapalatları diğer şapalatlardan daha güçlü ve tehlikelidir. Yani biz gelene kadar bir şey yapma. Merak etmeyin. Görüşürüz. Saçım. Neşe bizden önce orada olacak. Umarım buz şapalatı Neşe'yi fark etmez. Sıkı tutun. Aa, neler oluyor? Göktaşı yağmuru. Dikkat et Fani. Aa, sağa kaç. Geri dönmek zorundayız. Ama Neşe kutuplara gidiyor. Başka bir yoldan gideriz. Aa. Burası çok soğuk. Ne kadar büyük bir şapalat. Kitaplarda gördüğümden çok daha büyük. Kutup ayıları tehlikede. Mini ile Mani de gelmedi hala. Ne yapacağım ben şimdi? Hiç durmadan buzları yiyor. Ama başka çaremiz yoktu. Hızımızı sonuna kadar arttırdım. Birazdan orada oluruz. Şapalat gemisi. Buz şapalatlarının gemisi olmalı bu. Dünyaya gidiyorlar. Mani, onlarla tek başımıza mücadele edemeyiz. Pembe gezegenden yardım istemeliyiz. Haklısın Mini. Kurtuldum.
Az kaldı. Seni fanusun içine koyacağım. Neşe'yi göremiyorum. Ben de. Umarım buz şapalatıyla bir mücadeleye girmemiştir. Şapalatlar geldi. Pembe gezegenden yardım ekibi gelene kadar dayanmalıyız. Büyümelerine izin vermemeliyiz. Asla izin vermem. Asla. Çok fazlalar. Hepsini ama hepsini yakalayacağım. Olamaz. Çok fazlalar Mini. Mini, Mani. Demek geldiniz. Bakın bu şapalatını yakala. Ha? Neler oluyor burada? Şapalatlar her yerde Neşe. Pes etmek yok. Pembe gezegenden yardım gelene kadar mücadele edeceğiz. Haklısın Mani. Yakalayalım hepsini. Gelin buraya. Yani ablamla beraber yaptık. Buz şapalatları neye uğradığını şaşırmış. Sizlerle gurur duyuyorum çocuklar. Kutupları korumanız dünyamız için çok önemli. Pembe gezegen acil servisi kutuplarda bir kale kurdu. Artık en ufak bir olayda hemen kutuplarda olacağız. Artık kutuplar bize emanet. Biz kutupların kalesiyiz. İşte bu çok güzel bir haber. Tepelere gideceğim ve meyve toplayacağım. Yumak, canım benim, akıllı dostum. Biliyorum, benden hiç ayrılmak istemiyorsun. Ama bugün Zuzu ile ben birlikte eğlenmek istiyoruz. Bugünü arkadaş günü ilan ettik. Beni evde bekle, olur mu? Psst. Benimle birlikte küçük bir geziye ne dersin? Çok güzel bir gün, öyle değil mi Neşe? Evet Zuzu. Bugün birlikte güzel bir gün geçireceğiz. Aa, Neşe bak, elmalar kocaman olmuş. Hadi birkaç tane toplayalım, piknik yaparken yeriz. Çok leziz görünüyorlar. Ah. Şşş, sessiz ol Yumak, yoksa bizi görecekler.
Bir köpek sesi duydum sanki. Ben de duydum ama burada bizden başka kimse yok. Hadi gidelim Zuzu. Piknik için kendimize güzel bir yer bulalım. Bakayım. Ellerinize sağlık Neşe. Çok güzel olmuş. Yemeğimizi yedikten sonra top oynayalım mı? Çok güzel olur Neşe. Yumak. Yumak dur. Oh. Mutlu. Ablacığım. Ne işiniz var sizin burada? Ablacığım, seni çok özledim. Dayanamayıp peşinden geldim. Daha bu sabah beraberdik Mutlu. Ondan önceki günde, hatta ondan önceki günde. Her gün beraberiz Mutlu. Beni hangi ara özledin? Çok merak ettim. Ha işte kendin söyledin ablacığım. Yumak da ben de doğduğumuz günden beri hep seninle oynuyoruz. Biz hiç sensiz kalmadık ki. O yüzden sen böyle bizsiz pikniğe gidince ne yapacağımızı bilemedik. Bu kadar yeter. İkinize de bugün Zuzu ile birlikte güzel bir gün geçirmek istediğimi söylemiştim. Bugün de böyle olsun Neşe. Hep birlikte piknik yapalım. Hayır Zuzu. Benim de kendi arkadaşlarımla vakit geçirmeye ihtiyacım var. İkisi de eve geri dönmeli. Gel Yumak, gidelim. Neşe, biraz sert olmadı mı? Yani haklısın tabii ama buraya kadar gelmişler. Çok da üzüldüler. Evet Zuzu. Biraz sert davrandım. Mutlu! Yumak! Ne oldu Neşe? Mutlu ile Yumak'ın peşinde bir bulut çapalatı vardı. Benim hemen dönüşmem gerekiyor. Takma dalyonu boynuna, renkler dolsun dünyana. Pembe gezegenin gücüyle tüm parıltılar seninle. Zuzu, ben Mutlu ile Yumağı aramaya gidiyorum. Merak etme Neşe. Piknik sepetimizi toplayıp peşinizden geliyorum. Bu defa ablam gerçekten çok kızdı. Aslında haklıydı. Onu hiç rahat bırakmıyoruz. Ama ne yapayım? Onunla oyun oynamayı çok seviyorum. Dur Yumak. Evet. Merhaba Şapalakçık. Bence buradan gitsen iyi edersin. Benim bir ablam var. Madalyonundan kocaman ışın çıkıyor. Aferin sana Şapalat. İşte böyle kaçmalısın. Kaç kaç. Biraz daha kaç. Bu kadar yetmez. Biraz daha uzağa gitmelisin. Hatta bence sen en iyisi dünyayı terk et. Çünkü ablam seni burada mutlaka bulur. Aa, yağmur yağacak galiba. Mutlu! Yumak! Neredesiniz? Ama bu yağmur değil. Kar galiba. Seri gidiş Şapalak senin. Mevsimleri karıştırdın galiba. Biz ilkbahar mevsimindeyiz. İlkbahar. Aa,
Ama bu kar değil. Pamuk gibi. Yok yok. Bu pamuk da değil. Mutlu! Elindekini bırak! İmdat! Koruma kalkanı! Dayan Mutlu! Işın gücü! Seni uyarıyorum Bulut Şapalatı. Kardeşimi ve yumağımı bırak. Hemen şimdi! Demek öyle. Sen bilirsin. Al bakalım. Sana demiştim Haylaz Şapalat. Benim ablamın madalyonu var. Mutlu, bununla Şapalat'ı yakalar mısın? Tamam abla. İşte bu kadar. Bunlar küçük bulut şapalatları. Çoğalıyorlar. Bulut şapalatları hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacım var. Bu değil. Bu şapalat da değil. Buz şapalatı, tahta şapalatı. Bulut şapalatı. İşte bu. İmdat! Zuzu abla. Çabuk ol abla. Zuzu ablanın yardıma ihtiyacı var. Bulut şapalatı nemden beslenir, yağarak çoğalır. Pembe gezegen teknolojisiyle kontrol altına alınabilirler. İşte bu hiç iyi değil. Merhaba Neşe. Merhaba arkadaşlar. Fazla zamanım yok. Bulut şapalatlarıyla başımız dertte. Onları nasıl durduracağımı bilmiyorum. Sakin ol Neşe. Tek yapman gereken mavi ışın butonunu kullanman. Işın bulutu mu? Madalyondaki ışın tuşuna basınca ekrana bak. Oradan ışının türlerini seçebilirsin. Çok kolaymış. Kolay ama sarsıcı. Bulut seviyesini yükseltmemelisin. Teşekkür ederim arkadaşlar. Benim şimdi gitmem gerekiyor. Görüşürüz. İmdat! Abla, çabuk ol. Mavi ışın bulutu. İşte bu. İşe yarıyor abla. Şapalatları yeniyorsun. Zuzu'ya yardım etmeliyim. İmdat! Bu şapalat büyükmüş. Oh, kurtuldum. Teşekkür ederim Neşe. Rica ederim Zuzu. Abla hepsini ama hepsini yakaladı. Ben de küçük baloncuklar gibi pıt pıt patlattım şapalatları. Kahraman oğlum benim. Mutlu, canım kardeşim. Biz Zuzu'yla piknik yaparken sen bir anda öylece üstümüze düşünce ben ne yapacağımı bilemedim. Sana biraz fazla tepki verdim. Özür dilerim. Önemli değil abla. Arkadaşlarınla yalnız kalmak senin de hakkın. Ben de seni hiç yalnız bırakmıyorum. Asıl ben özür dilerim. Birbirinizi anlayıp özür dilemeniz çok hoş. Canım çocuklarım benim. Sonunda Neşe ile birlikte yalnız bir gün geçirebileceğiz. Seni gidi yumak seni. Sen bizi evde bekleyeceksin. Güvenlik sistemin. Bu proje düşündüğümüzden daha uzun sürecek gibi görünüyor. Olsun. Ay güvenlik sistemi sayesinde dünyayı ve dostlarımızı uzay virüslerinden koruyabileceğiz. Baksana şu şapalatlara. Ne kadar da çoklar.
silgi şapalatıyla karşılaşmak istemezdim. İstediği her şeyi bir silgi gibi silerek yok ediyor. Ah, hiç halim kalmadı. Bence artık dünyaya gidelim. Dünya yemekleri yer ve bir güzel dinleniriz. Karnım yıldız gibi titreşiyor Mini. Hadi hemen gidelim. Seni tatlı kedicik seni. Azıcık daha beklemelisin. Boya kurusun. Yumak. Seni de çok seviyorum. Canım yumağım benim. Ben kedilere mama koyayım. Acıkmışlardır. Mini ile Mani geldi. Yemek zamanı. Hoş geldiniz. Annemler de bizi yemeğe bekliyordu. Hadi hep beraber yemeğe gidelim. Bu ay güvenlik sistemi çok güzel olacak değil mi Mine? Şapalatlar bir daha dünyaya gelemeyecek. Gelseler bile önceden haberimiz olacak. Ve onları engelleyebileceğiz. Bu yemekler harika olmuş. Özellikle köfte. Afiyet olsun çocuklar. Köfteleri ben yaptım. Ellerinize sağlık. Kedi evlerini bitirdikten sonra final maçı için antrenman yapmam gerekiyor. Şu maçı bir atlatayım, ben de gelip size yardım edeceğim. Merak etme Neşe. Biz Mani ile her şeyi hallediyoruz. Sen büyük finale ve buradaki işlerine odaklan. İyi yolculuklar. Ha? Yumak? Neredesin? Mutlu, yumağı gördün mü? Yok abla, görmedim. Tüm gün yanımızdaydı. Buralardadır. Ah, Neşe arıyor. Mini, Mani, yumağı bulamıyorum. Hiçbir yerde yok. Acaba şapalatlar mı geldi? Etrafta hiç şapalat var mı bir kontrol edelim. Yumağın tasmasında onun nerede olduğunu gösteren bir cihaz vardı. Madalyonunla sen de yumağı arayabilirsin Neşe. Hemen bakıyorum. Tak madalyonu boynuna, renkler dolsun dünyana. Pembe gezegenin gücüyle tüm parıltılar seninle. Kesinlikle şapalatların işi olmalı. Neşe, yumağı bulduk. Neredeymiş? Ayda. Yakınlarda bir silgi şapalatıyla ağaç şapalatı var. Silgi
kendi şapalatımı. Ben hemen yanınıza geliyorum. Tasmadan çok güçlü sinyaller alıyorum. Burada olmalı. Silgi şapalatı da orada. Yumağı silmeden önce onu kurtarmalıyız. Yumağı! Çabuk yumağı geri verin. Işınları bile siliyor. En yüksek seviye. Pembe ışın gücü. Kaç mini, kaç! Acaba ablam yumağı bulabilecek mi? Yumak, sen burada mıydın? Yumak, ablam da her yerde seni aradık ama bulamadık. Ablam seni bulmak için aya gitti. Ablama yumağın burada olduğunu söylemem lazım. Ama nasıl? Baba! Yumağın oldu. Buldunuz mu onu? Neşe, bu şekilde ay yolculuğu yapman doğru değil. Uzay aracıyla gelmelisin. Bu çok yorucu olur. Kaybedecek zamanım yoktu. Yumak nerede? Silgi şapalatı onu sildi. Yumak, hayır. Silgi şapalatı onu sildi. Ama merak etme, onu geri getirebiliriz. Neredeler şimdi? Şapalatlar gezegenine gidiyorlar. Hemen peşlerinden gidelim. Mini ile Mani'nin aydaki cihazına mesaj yollamayı başarabilirsek onları haberdar edebiliriz. Aydaki sinyali yakaladım. Evet, şimdi mesajımızı yollayabiliriz. Yumağımı ne yaptınız? Bana onu geri verin. Durun bakalım. Bize yumağı geri verin. Buradan sessizce gidelim. Pembe ışın gücü. Kalkan enerjisi. Silgi şapalatı orada. Şimdi yakalayacağım seni. Işın gücü. Ay, kendisini biraz kızdırdık galiba. Yumağı geri verin. Aydaki uydumuza mesaj gelmiş. Çocuklar, mesajımı aldıysanız hemen eve dönün. Yumak burada. Tasmasını kaybetmiş. Sanırım siz de onun peşinden gittiniz. Bir yanlış anlaşılma oldu. Bence kaçalım. Üç deyince. Bir, iki, üç. Kaçın. Yumak!
Umarım şapalatlarla bir sıkıntı yaşamamışsınızdır. Ay, onları biraz kızdırdık. Ay, güvenlik sistemini bir an önce bitirmeliyiz. Yumağa kavuştuk ya. Artık her şey hallolur. Evet, çok mutlu oldum. Canım yumağım benim.